Kıymetli izleyenler, Kanal Fırat ekranlarına, İftara Doğru programına bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Efendim, Ramazan ayında Kur'an ikliminin havasını soluduğumuz bu güzel akşamda da bir kez daha sizlerle birlikte olmanın ve iftara doğru birlikte aynı sofrada sohbet içinde olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, bu akşam İslam'da vakıf medeniyeti üzerine konuşacağız. Bu başlık altında vakıf nedir, neden ihtiyaç duyulmuştur, Efendimiz döneminde vakıflar var mıydı, Osmanlı'da vakıf anlayışı nasıldı, bunlara değineceğiz ve bunun için de kıymetli bir konuğumuz var. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Tahsin Kazan ile konuşacağız. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, öncelikle vakıf öncesinde, vakıflara geçmeden, İslam medeniyetinde, İslam kültüründe, vakıf medeniyetine, vakıflara geçmeden önce kıymetli hocamıza bir soralım. Şimdi 16. gününü idrak ediyoruz Ramazan'ın. Bugüne kadar nasıldı Ramazan, duygu ve düşünceleriniz neler? Onları alalım, ardından da konumuza yavaş yavaş geçelim. Hamdolsun, Ramazan aslında kelime anlamı. Yani bir anlamda, etimolojik anlamı üzerinde biraz yoğunlaştığımızda şunu görürüz. Ramazan Arapça'da yakan, yıkan demektir. Belki Araplarda develerin, işte yalın ayakla, ki develerde zaten ayakkabı olmaz, yalın ayakla o sıcak iklimin de verdiği, kumun da getirdiği bir sıcaklıkla ayaklarının yakılmasından dolayı bu isim alınmış, bu isim de anılmış Ramazan. Bir anlamda biz müminler için de Ramazan ayı aslında müminlerin, Müslümanların günahlarının yakıldığı bir ay. Günahlardan arınma ayı, temizlenme ayı. Cenab-ı Hakk'a ilticanın, Cenab-ı Hakk'a duaların, yalvarış ve yakarışların zirve yaptığı Kur'an ayı, Ramazan ayı çok güzel bir şekilde geçiyor. Rabbim azami derecede müstefit olanlardan eylesin, yaralananlardan eylesin. İnşallah Efendimizin ifadesiyle başı rahmet olan, ortası mağfiret olan, sonu ise cehennem azabından kurtuluş, azat olmak olan Ramazan'ın hitamında da cehennem azabından kurtulmuş, arınmış bir şekilde ayı bitirenlerden eylesin. Duasıyla inşallah başlamış olalım. Kıymetli hocam, şimdi İslam'da vakıf medeniyetini, vakıf kültürünü bu akşam konuşacağız sizinle. Öncelikle vakıf nedir? Neden vakfa ihtiyaç duyulmuştur? Bununla başlayalım. Aslında şöyle bir, önce bir kelime anlamı üzerinde tekrar durmakta fayda var. İslam, vakıf ve medeniyet. Üç tane anahtar kelime vardır burada. Birincisi İslam, insanın varlığı hayat bulan din demektir. Kıyamet ile birlikte sona ermesidir. Aslında sadece Min, Hazreti Yusuf'un, Hazreti Yunus'un tebliğ ve davette bulunduğu dinin asıl adıdır İslam. İslam, evrensel, ilahi ve insanların mutluluğunu sağlayan, hedefleyen dinin adıdır. İslam olmayınca toplumların huzur bulması, toplumların mutlu olması, birlikte yaşama ruhunu yakalamaları mümkün değildir. Vakfa gelince, vakıf aslında Arapça bir sözlük. Bir yerde durmak, bir şeyi kalıcı hale getirmek, kaybolmasından, izale olmasından onu alıkoymaktır. Sahip olduğunuz bir ürünü, bir bilgiyi eğer kalıcı hale getirirseniz, İşte bunun adı vakıftır. Onun için sahip olduğumuz bir mal olabilir. Yeri gelmişken izah edeyim izniniz olursa. Mal kelimesi Arapça'da eğilen, bükülen,
bir anlamda düşmeye yüz tutan demektir. Siz vakıf ile malınızı kalıcı hale, onu düşmekten, onu eğilip bükülmekten korumuş oluyorsunuz. Bir anlamda sabit hale getiriyorsunuz. Bugün sahip olduğumuz birçok şeye yarın sahip olmayabiliriz. Bizim evlatlarımız yarın olmayabilirler veya biz de olmayabiliriz. Ama geride bıraktığımız, insanlık adına armağan ettiğimiz, insanlara bir hediye olarak takdim ettiğimiz bilgimiz olsun, birikimimiz olsun, varlıklarımız olsun, sermayelerimiz olsun, bunlar ise kalıcı hale gelmiş olunur. Yani vakıf kelimesi aslında kalıcı hale getirmek, bir yerde durdurmak, bir yerde sabitlemektir. Sabitlemek anlamına geliyor. Peki biz vakıflara neden ihtiyaç duyduk? Yani vakıflar hangi ihtiyaçlardan dolayı gerçekleşti? İnsanlar vakıf kurmayı, vakıflar altında, vakıf çatısı altında insanları bir araya getirmeye neden ihtiyaç duydular? Şimdi şundan dolayı, bir kere insan sosyal bir varlıktır. Toplum içerisinde doğar, büyür, gelişir, belli bir evreleri geçtikten sonra ölüp gider. İnsan sosyal bir varlık olması hasebiyle kendine ait hissettiği bütün ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılaması mümkün değildir. Dolayısıyla çoğu zaman bir başkasının yardımına, bir başkasının desteğine ihtiyaç hisseder. Bu biraz da sünnetullah gereğidir. Yani siz bir insan olarak, bir birey olarak sahip olmak istediğiniz, arzuladığınız her şeye sahip olmanız mümkün değildir. Dolayısıyla ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar varlıklı olursanız olun, mutlaka bir yere, bir şeye ihtiyaç hissedersiniz. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, ihtiyaç hissetmeyen sadece Rabbimizdir. Rabbimizin bir ismi de Samet'tir ki İhlas suresinde izleyicilerimiz hatırlasınlar. Kul huvallahu ehad, Allahu Samet diyoruz. O tektir. Allah birdir ve Samet'tir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymayan ve her şeyin kendisine fakru hacet içerisinde bulunduğu varlığın adıdır Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla sosyal bir varlık olmanız hasebiyle bazı şeylere ihtiyaç hissedersiniz. Yani siz bir doktor olamazsınız aynı zamanda. Ne kadar varlıklı olursanız olun, paranızın yetmediği, paranızın geçmediği anlar mutlaka başınıza gelir. İşte bir doktora ihtiyaç hissedebilirsiniz. Bir hastaneye ihtiyacınız olabilir. Dolayısıyla İslam fakru hacet içerisinde olan, yokluk ve yoksulluk içerisinde olan insanların da varlığını göz önünde bulundurarak onlar için varlıklı insanlardan fedakarlık isteyerek onların da en azından ihtiyaçlarının karşılanmasını arzu eder ve vakıflar bu şekilde doğmuştur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela bir ayet-i kerime var, Ali İmran suresinde 4. cüzün tam da başında. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun buyuruyor. Sevdiklerinizden harcamadıkça iyiliğe, birre, hayra ulaşamazsınız buyuruyor. İnsan olamazsınız buyuruyor. Bunun Türkçesi bu aslında. İnsan olabilmenin temel koşuludur. Harcamak, infak etmek, başkalarının da sevincine şahit olmak veya onları sevindirmek. Aslında infak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 125 yerde geçer. Zekat ile birlikte bu kavramı değerlendirdiğinizde rakam daha fazla oluyor. İslam'da zekat var. Zekat aslında bir anlamda bir vakıftır. Yani sahip olduğunuzu
başkalarına, başkalarının yararına vermenizdir. Örneğin dua bir vakıftır. Dua yakarışın Allah'a vakfedilmesidir. Namaz bir vakıftır. Kıyamın, rükûn, secdenin Allah'a adanmasıdır. Örneğin cihat bir vakıftır. Çabanın, gayretin, sayin Allah'a adanmasıdır. Dolayısıyla biz Müslümanlar için hayat bir bütünüyle Allah'a aittir ve Müslümanların vakıf anlayışını belirginleştiren, hatta ümmeti, Müslümanları diğer insanlardan, İslam'ı da diğer dinlerden ayıran temel unsur bir anlamda vakıflardır. Biz Müslümanların zihin dünyasında seküler bir anlayış yok. Sadece kendim için yaşar, kendim için çalışır. Müslümanların defterinde, kitabında yazmaz. Bizde ithar var. İthar nedir? Kur'ani bir kavram. Bir Müslümanın ihtiyaç hissettiği halde başka insanları nefsine tercih etmesidir. Dünyada hangi toplumda veya hangi milletlerde Müslüman olmayan toplumları kastediyorum veya hangi dinde ithar diye kutsal bir kavram vardır. İhtiyacınız olduğu halde kendi ihtiyacınızı ıskalayıp onu öteleyip bir anlamda geriye atıp başkasının hazzını, mutluluğunu kendi mutluluğunuza tercih etmeniz. Çok ilginçtir. Efendimizin evine bir gün Hazreti Ali gider. Çoluk çocuk işte ihtiyaçları vardır. Bir şeyler yemeye ihtiyaçları vardır. Evde bir şey olmayınca. Tabii bunlar için bir hikaye olarak, retorik bir bilgi olarak algılanabilir ama çok da uzaklara gitmeye gerek yok. Yani bundan bir iki yıl önce, belki bugün bile Suriye'de insanların kedileri kesip yedikleri bir dünyayı düşünün, hayal edin. Köpeklerin etinin yenilebileceğinin fetvasının verildiği 3-4 yıl öncesinden bahsediyoruz. İşte 1400 yıl, 1500 yıl öncesine gittiğimizde nasıl bir manzaranın olduğunu aslında hayal etmek, tasavvur etmek çok zor olmazsa gerek. Hazreti Ali gidiyor Efendimizin yanına fakat yüzü tutmuyor. Çocukları için, belki eşi için değil, belki kendisi için değil, sadece çocukları için bir şeyler isteyecek. Çünkü çocuklar, yani onlar algılayamazlar. Açlığın ne olduğunu, susuzluğun ne olduğunu bir çocuk idrak edemez. Ancak yaşayan bilir. Hazreti Peygamber soruyor, Ali bir durum mu var? Evde bir sıkıntı mı var? Hayır diyor ya Resulallah. Sadece ziyaretiniz için gelmiştim. Ardından Hazreti Fatma geliyor. Çünkü çocuklar durmuyor evde. Hazreti Fatma gelince Allah Resulü çakıyor tabir yerindeyse manzarayı. Fark ediyor. Bir şeyler vardı ya Ali dedim de söylemedin. Nedir? Ey Allah'ın Resulü, evde çocukları uyutacak, çocukların karnını doyuracak bir şeyler bulamadık da. Eğer varsa evinizde en az Hasan ile Hüseyin'in karnını doyuracak şekilde bir şeyler alıp gideyim diyor. Allah Resulü de evde olan 3 tane ekmek veriyor. Yani bugün belki fırın ekmekleri olarak değil, küçücük ekmek parçalarının kırıntılarından 3 tane kırıntı veriyor. Birini sen al, Fatma ile bölüşün, diğerini Hasan'a, ötekini de Hüseyin'e verirsiniz der. Hazreti Ali evden çıkar çıkmaz, bunlar rastlantı değil, aslında Medine'nin, fakir fukaranın kaynadığı, yoksulların tabir yerinde ise derlendiği ve toplandığı bir mekanın, bir şehrin adıydı Medine. Ama Hazreti Peygamber Allah'a hamdolsun çok kısa bir süre içerisinde Yesrib'i Medineleştiriyor.
adeta yeni bir şehir oluşturuyor ve insanlar bir şekilde hem kendilerini güvende hem de gelecek endişesini taşımadan hayatlarını idame ediyorlar. Bir dilenci çıkıyor, ya Ali diyor, işte acım diyor, birkaç gündür bir şeyler yemedim, var mı sende bir şeyler? Hazreti Ali düşünüyor, önce bir tefekkür ediyor, vereyim mi diyor, olsun diyor. Bir tanesini verir, en azından Hasan ile Hüseyin'e birer tane, Fatma ile de bir ekmeği biz bölüşür, o şekilde geceyi sabahlarız der. Veriyor, az ileride bir başka fakir ve en sonunda diğerinde veriyor. Allah Kur'an'da bu olaya dair bir ayet indiriyor. Onlar sır olarak, gizli olarak, saklayarak evlerine götürdüklerinden de infak ederler. Darda iken bile verirler buyuruyor. Ve Hazreti Ali'nin o davranışı, onurlu davranışı Kur'an-ı Kerim'inde adeta bir vakıf müessesi haline getirilerek ebedileştiriliyor. Sayın Hocam, bu aslında menkıbeden de aslında çıkartılacak çok büyük dersler var. Zira biz ihtiyacımız olmayanın fazlasını dahi bugünlerde ne yazık ki ihtiyacı olanlardan esirgiyoruz. En çok ihtiyacımız, ihtiyacı olan olduğu zamanlarda yine bu kültürden ne yazık ki uzağız. Günümüzde vakıf medeniyeti, evet, yine bir nebze olsa devam ediyor ama işin bir de Osmanlı boyutu var. Osmanlı hakikaten vakıfların zirve yaptığı, vakıf medeniyetinin zirve yaptığı bir dönem. Hemen hemen her şeyin bir vakfının olduğu bir dönem. Osmanlı'da vakıf medeniyeti, usulleri, hayata yansımaları nasıldı hocam? Aslında Osmanlı'ya geçmeden önce izniniz olursa Hazreti Peygamber'in vakıf anlayışını, Allah Resulü bizim için örnek bir kişiliktir, bir nebidir, bir elçidir. Allah Resulü'nün hayata dair endişelere kapılmadığını görmekteyiz. Bakınız, Hayber'den kendi hissesine düşen Fedek arazisinin tamamını vakf ediyor. Yani benim yarın çoluk çocuklarım ne yiyecekler, ne edecekler, ya gelecekle ilgili de hesap yapman, plan yapmam gerekiyor demiyor Allah'ın Resulü. Ve yine Hazreti Peygamber Hayber'den kendi hissesine düşen ganimetin tamamını, Fedek arazisinin 1/3'ünü vakf ediyor. Bu bile aslında İslam'da vakıf medeniyetinin, aslında biz Müslümanların zihin dünyasında dünya geçicidir ve içindekilerle birlikte geçicidir. Yatlarımız, katlarımız, limanlarımız da aslında gelip geçici şeylerdir. Bunlar dünya metası. Hazreti Ömer bir gün bu ayet, biraz önce okuduğum ayet-i kerime inince, Ali İmran suresindeki ayet inince Efendimizin yanına varır. Ya Resulallah diyor, Allah Kur'an'da sevdiklerinizden harcamadıkça, en fazla sevdiğiniz şeyleri harcamadıkça siz iyiliğe, birre, tabir yerindeyse huzura ve sükunete eremezsiniz buyuruyor. Darüsselam'da, selam yurdunda cenneti kazanamazsınız buyuruyor. Benim de hisseme düşen Hayber'de çok güzel bir bahçe var, bahçecik var. Çok da seviyorum diyor. Ya Resulallah, onu Allah rızası için bütün Müslümanlara infak etmek istiyorum, vakıf etmek istiyorum diyor. Hazreti Peygamber de kendi akrabalarını, özünü kendinde tutman şartıyla, tutmak şartıyla kendi ailene meyvesinden yaralanmaları için infak edebilirsin diyor. Ve Hazreti Ömer tabir yerindeyse bir vakıf medeniyetini başlatıyor. Yine Rume diye bir kuyu vardı Medine'de. Suyu tabir yerindeyse içilecek tek kuyu buydu. Yani Medine'yi besleyen kuyu, Medine'yi besleyen su bir Yahudinin elindeydi. Ve bu Yahudi canı isteyince suyu veriyordu Müslümanlara. Canı istemeyince veya bir rahatsızlık hissedince,
Müslümanlara karşı bir kıskançlık, bir haset krizine girince suyu vermekten alıkoyabiliyordu. Bu durum Allah Resulüne intikal ettiğinde Hazreti Peygamber rahatsız oluyor ve şu müjdeyi veriyor. Rume kuyusunu kim satın alır ve Müslümanlara bağışlarsa, vakfederse Allah onun günahlarını bağışlar buyuruyor. Hazreti Osman gidiyor, işte fiyatı neyse iki katını teklif ederek satın almak istiyor. Ancak Yahudi satmıyor. Yani akar olan, paranın tabir yerinde ise suyun musluktan aktığı gibi aktığı bir yerde kaynağını kesmek istemiyor, yanaşmıyor. Hazreti Osman diyor ki, öyleyse diyor, icare yani kiralat bana diyor. Bir gün benim olsun, bir gün senin olsun, değeri neyse o kadar da para vereyim sana diyor. Kabul ediyor Yahudi, 12 bin dirheme. Sahabeyi anlatırken bazen gerçekten de gözümüz yaşarıyor. Ya insan bu kadar da insani meziyetlere, tabir yerindeyse faziletle donanımlı hale gelebilir diyoruz. 12 bin dirheme. Bir gün Hazreti Osman çalıştıracak kuyuyu, bir günde Yahudi. 12 bin lira da aslında kuyunun tamamının fiyatıydı. Ama Hazreti Osman satın alır almaz, yani kiralar kiralamaz, Müslümanlara bir duyuruda bulunuyor. Benim günüm diyor pazartesi, çarşamba, cuma günü, bir de pazar günü. Bu günlerde gelin, suyunuzu alın, ücretsizdir. Hatta evde de biriktirin. Diğer günler içinde gidip suyu aramayın diyor. En azına onun nazını tabir yerindeyse çekmeyin. Ve Hazreti Osman radıyallahu ta'ala an bu şekilde, yani bu yöntemle kuyuyu tamamen satın alma durumuna gidiyor. Yahudi satmak zorunda kalıyor. Çünkü suyu kendi gününde satamıyor. Dolayısıyla kuyunun satın alınmasıyla Müslümanlar rahat bir nefes alıyor ve Müslümanların ortak malı oluyor. Şimdi Osmanlı'daki şeye geçmeden önce bakınız, bugün Afrika'da bir su kuyusunun açılmasının kıymetini ancak Afrikalılar bilir. Ben 2015'te, 2016'da Filistin'in Gazze kentine gittim. İzleyicilerimize anekdot olarak aktarayım. Sadece bir kuyunun, Filistin'de bir kuyu açmanın, ki tatlı su neredeyse Gazze'de yok. Çünkü bir deniz şehri, bir kıyı şehri, $2,500. $2,500 açılan bir kuyudan 36 bin insan faydalanıyor. Ve bunu Türkiye Diyanet Vakfı açmıştı. Buradan da bunu ifade etmekte fayda görüyorum. Afrika'da da bazı ülkelerde yine geçtiğimiz günlerde de vardı hocam. Yani ya bunu anlatmak gerçekten de çok zor. Bakın sadece biz bunu yapmıyoruz. Biz bunu yaparken sırf Allah rızası için, Rabbimiz razı olsun diye yaparız. Ama elin insanı ise, yani Yahudi ve Hristiyan ise, ya bir profesör, bir hocamız anlatmıştı. Amerika'dan kalkan bir profesör Azerbaycan'da bir köyde öğretmenlik yapıyor. Aslında amacı öğretmenlik değildir. Azerileri nasıl Hristiyanlaştırırım? Bunu bir profesör ya. Bizim profesörlerimiz maalesef toplumdan kaçarak, işte entelektüel takılma adına, yani batsın böyle bir entelektüellik. Eğer bu toplum elimizden kayıp gidecekse akademisyenliğimizin, kariyerimizin, kişiliğimizin, kimliğimizin hiçbir anlamı da kalmayacaktır. Dolayısıyla biz gerçekten de dinimizin de insanlarımızın da kıymetini bilmeliyiz. Bakınız Türkiye Diyanet Vakfı 2015'te gittiğimde bir yıl önce İsrail
11 tane camiyi yerle bir etmişti. Sayı daha fazla da ama 11 tanesinin onarımını, yapımını, inşaatını Türkiye Diyanet Vakfı karşılamıştı. Gerçekten de modern camiler inşa etmişlerdi. Bugün İHA, işte Kızılay ve onun dışında birçok kuruluşumuz, derneklerimiz çalışmalarını yapmaktadırlar. Ama yeterli mi? Maalesef yetersiziz bu anlamda. Şimdi Osmanlılara ne kadar zamanımız kaldı bilmiyorum kıymetli vaktimiz hocam. Vaktimiz varsaydı hocam, 20 dakika daha vaktimiz var. Öyleyse Osmanlılardaki vakıf medeniyetine geçebiliriz veya şöyle bir aslında şeyi söylerek başlamak daha iyi olur. Buyurun. İslam'da vakıf denilince veya vakıf medeniyeti denilince sadece ürün, sadece mal, sadece mülk veya gayrimenkul olarak anlamamak gerekiyor. Sizin göstereceğiniz çabalar, sizin ortaya koyacağınız ilmi çalışmalarınız da vakfın içerisine girer. Hatta vakıf medeniyetimizin temelini oluşturan bir hadis-i şerif vardır. Her Müslümanın ezbere bildiği, kişi ölünce amel defteri kapanır, üç şey müstesna buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Bunlardan biri kişinin salih evladı diyor. Kendisine dua eder, hayırla yad eder, sürekli şu duayı yapar ki bu dua Hazreti İbrahim'den bize kalan tabir yerindeyse bir mirastır, Kur'an'da geçer. Allah'ım beni, anne ve babamı ve tüm müminleri bağışla. Yani böyle dua eden, sürekli anne ve babası için yalvaran, gözyaşı döken, Allah'ım ne olur babamı bağışla diye çırpınan bir evlat, o var olduğu sürece amel defteri kapanmaz buyuruyor Resulullah. İkincisi, hayırlı, yararlı bir ilim. Vakfiyelerimize baktığımızda aslında çok manalı bilgilerle karşılaşırız. Belki gelince gireriz. Ben geçen günkü programda üniversiteli öğrencilerime şunu sormuştum. Kur'an'daki yer alan ayetlerin değiştirilmesi, yazısının tahrifi veya tebdili ve tahyiri asla mümkün değildir, değil mi? Evet. Yani hiçbir Müslüman Kur'an'ı değiştirelim, böyle bir teklifte bulunamaz. Bir de değiştirilmesi teklif bile düşünülmeyen, teklif edilmesi bile düşünülmeyen ikinci bir yazımız daha var. O da vakfiyedeki yazılardır. Kur'an gibi kutsaldır çünkü. Bir Müslüman ben şuradaki bahçemi Müslümanların yararına vakfettim dedikten sonra üzerine yazdığı o yazıyı hiçbir güç değiştiremez. İlelebet kıyamete kadar o yazı Kur'an gibi kutsaldır ve saygıya layıktır. Vakıf derken yani arada bir hani konudan konuya atlıyoruz da. Buyurun hocam. Vakıf aslında aynı zamanda hacda Müslümanların Arafat'ta vakfeye duruşunun da anımsatır. Vakıf bir anlamda Müslümanın Allah'a karşı duruşunu temsil eder. Hani Müslümanlar hacca gidince haccın temel rüknüdür vakfe. Arafat'ta vakfeye durmak haccın olmazsa olmaz şartıdır. Allah Resulü hac Arafa'dır buyuruyor. Dolayısıyla Arafat'taki vakfe ne kadar kutsalsa bir Müslümanın vakfettiği değer de adı ne olursa olsun o kadar kutsaldır. Şimdi mesela hani dedim ya mal olması, mutlaka mülk olması gerekiyor. Günümüzden bir örnek verirsek yani bir dernekte gönüllü çalışmak, bir vakıfta gönüllü çalışmak ya da bir kurumda gönüllülük esasıyla çalışmak aslında bu da bir nevi vakıf. Yani orada emeğini, gücünü vakfediyor. Zamanını vakfediyor. Elbette vakfediyor. Yani
Allah'ın kitabını, Müslümanların bir araya gelip birlikte namaz kıldıkları, birlikte Kur'an okudukları, hatta dışarıya sağa sola takılıp da zararlı akımların ağına düşmekten bir Müslüman gencin elinden tutup da onu sahile, selamete çıkaran bir Müslümanın gösterdiği davranış belki vakfın da en yücesidir. Şimdi izniniz olursa Osmanlılarda ilginç vakıflar var. Çok ilginç vakıflar yani, var hakikaten. Bir kere şunu ifade etmeme izin verirseniz sevinirim. Tabii, Osmanlı bir anlamda bir vakıf devletidir. İslam da bir vakıf medeniyetidir zaten. Yani Osmanlı gerçekten de Osmanlı, mesela İstanbul diyoruz. Metropol, yani büyük kent. Şu anda neredeyse dünyadaki birkaç devletten daha büyük bir coğrafik yapıya sahip olan kent, kentin üçte ikisi vakıf malı. Yer olarak vakıf malı. Osmanlı'da şu anda vakıfların tespit ettiği, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tespitine göre 51 bin vakıf vardır sadece Türkiye'de. Anadolu coğrafyasında 51 bin tespit edebildikleri. Bir rivayete göre Osmanlı'nın tamamında, bütün coğrafyada, 3 kıtada da Osmanlıların vakf ettiği arazi, mülk, ağaç, her ne varsa, cami, medrese, okul, mektep, köprü, yol, bunların sayısı 208 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Bu da nasıl bir medeniyet olduğumuzun aslında. Nasıl bir medeniyet inşa ettiğimizin en büyük göstergesidir. Kesinlikle. Ama maalesef bugün o kökten, o medeniyetin oldukça da uzaklaşmışız. Yani öyle düşünün ki herkesin, hatta bizde latife olarak da bazen anlatılır. İşte öğrencilere sorduğunuzda bir yere birlikte yemeğe gittiklerinde Alman usulü derler. Evet. Maalesef. Oysa bizim medeniyetimizde Alman usulü diye bir usul yok. Bizde ikram var. Bizde sevmiş olmasına rağmen it'am vardır. Bizde Allah rızası için yedirmek vardır. Efendimiz öyle buyuruyor. Birbirinizi daha çok sevdirecek, sizi birbirinize sevdirecek şeyi söyleyeyim mi buyuruyor. Onlardan biri selam, diğeri de Allah rızası için yedirmektir buyuruyor. İt'amdır buyuruyor. Osmanlılardaki vakıflara geldiğimizde gerçekten de ilginç vakıflarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Mesela Leylek Vakfı. Evet. Leyleklerin beslenmesi için bir vakıf kuruluyor. Ve bu vakıf İzmir Yeni Cami'nin civarında oluşturuluyor. Ve her sene vakıf kendi bütçesinden, öz bütçesinden leyleklerin beslenmesi için, o göç dalgasını yaşadıklarında herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamaları için adeta gıda alınıyor, buğday alınıyor, arpa alınıyor ve sokağa, o caminin etrafında leyleklerin uğrak yerine dağıtılıyor. Bu şekilde bir vakıf kuruluyor. Yine ilginç olan bir vakıf daha söyleyeyim. Mesela duvar ve sokakların temizliğiyle ilgilenen bir vakıf kuruldu, onu görüyoruz. Duvarlara bazen kötü yazılar yazılır. Evet. Ve bu vakfın görevi o yazıları silmek, yerine güzel bir söz varsa onu yazdırtmaktır. Ve bu vakıf 1470 yılında kuruluyor. İlginçtir. Aslında İlk etapta bakıldığında belki bir belediye görevidir denilir. Ama Müslümanların yaşam felsefesinde belediye, hükümet, merkezi hükümet, yerel yönetim diye bir şey yok. Bugünkü siyasal sistem pek İslamiyet içerisinde aslında şekil bulmamış durumda. Maalesef yani Müslüman kendi evinin, kendi sokağının, hatta yolunun üzerindeki taşı atmayı İmanın 70 şubesinden bir şube olarak görür. Belediye gelsin temizlesin, bana ne diyemez bir Müslüman.
belediyeyi bekleyemez. Yaşadığı şehir bir medeniyetse ve bu bir medeniyetin, muasır medeniyetin seviyesini gösterecekse, belediye gelsin, zabıta gelsin, işte temizlikçileri çağırayım, onlar gelsinler diyemez. Biz Müslümanların zihin dünyasında evimizin içi neyse, evimizin dışı da bizim için aynı şeydir. Camilerimiz neyi temsil ediyorsa sokaklarımız da aynı şeyi temsil ediyor. Allah Resulü öyle buyurmuyor mu? Yeryüzü benim için mescit kılındı buyuruyor. Onun için Hazreti Peygamber gölgeliğin olduğu yerde dışarıya çıkmayın, idrar etmeyin buyuruyor. Yollarda yapmayın, göletlerde yapmayın diyor. Suyu kirletmeyin diyor Hazreti Peygamber. Ve bunu yapanlara da lanetliyor Allah'ın Resulü. Hazreti Peygamber çok fazla lanet etmeyi sevmez. Ama çevreyi kirleten, yaşanılamaz hale getiren insanlara karşı da Efendimiz çok sert bir tepki göstermiş, tavır takınmıştır. Yine de ilginç olan bir iki vakıf örneğini daha vereyim. Güzel yazı öğreten vakıf. Hüsnü hat deriz buna. Evet. Ya güzel yazıyı öğreten bir vakfımız vardı. Ücretsiz bir şekilde. Onun için belki söylenir, Kur'an Mekke'de indi, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı denilir. Vakıf medeniyetimizde eğri büğrü yazı yazmak yok. Hüsnü hattatlarımız vardı bir dönemler. Ve bu hattatlar vakıflardan beslenir. Bunlara eğitim, talim verilirdi. Meyve ağaçları diken vakıflarımız vardı. 1483 yılında bir vakıf kuruluyor. Ve sadece bu vakfın görevi meyve ağaçlarını dikmek. Dağa, bayıra, çayıra ağaç dikmek. Yoldan geçen insanların ağaçlardan istifade etmesini sağlamaktır. Hatta daha ilginç, 1594 yılında herkes evine meyve götürsün diye bir vakıf kuruluyor. Ne kadar garip değil mi? İlginç, manidar. Müthiş bir medeniyet aslında. Değil mi? Evet. Yani herkes evine meyve götürsün. Ya şu anda günümüzde mesela Müslümanlar bir araya gelip de bu ilde herkes evine et götürsün diye bir vakıf kursalar ne güzel olur ya. Ne kadar güzel olur. Değil mi? Yani o kültürü yeniden canlandırmamız, hayata geçirmemiz lazım. Var aslında, bu tür vakıflar var ama sayılarının artması ve çaplarının daha da genişlemesi gerekiyor. Alanlarının Eyvallah. Daha da genişlemesi gerekiyor. Yani mesela borcundan dolayı cezaevine düşenleri kurtarmaya yönelik bir vakıf kuruluyor Osmanlı'da. Olar, olabilir insanız. Tüccar ticaretini yaparken borçlanmış olabilir. Ve bundan dolayı da hapse, cezaevine de düşmüş olabilir. 1708 yılında bir vakıf kuruluyor ve her yıl her borçlu için 1000 akçe para harcanıyor borcuna göre. Bir an evvel kurtulsun, yuvasına, ailesine, çoluk çocuğuna kavuşsun diye. Aslında bir kere bir insana dokunursanız onun yüreğini fethedersiniz. Cezaevinde çalıştım. Diyanette çalışırken oradaki insanlara bir dokunmak, sadece bir programda Allah oradaki kardeşlerimize de hayırlı kapılar açsın dedim diye her içeri girdiğimde hocam siz bize dua etmişsiniz unutmayız derlerdi. Bir kez daha dua etmiş olalım. Eyvallah. Vesileyle o zaman. 1000 akçe az değil ya. Kesinlikle. Gerçekten. İlginç bir vakıf daha kuruluyor 1730 yılında. O da nefes alma vakfı, nefes aldırma vakfı. İnsanlar çalışır, yorulur ve iş adamlarında genellikle merhamet az olur. Yani şu anki mer'i hukukta olduğu gibi düzene kavuşturulmuş, hukuki altyapısı hazırlanmış, iş hukuku diyebileceğimiz bir sistem de yoktu. Bir vakıf kuruluyor ve bu vakıf, İş verene
günün belli bir saatinde işçilerin dinlenmesi için ücretlerini vakıf ödüyor. Günde 2 saat. İşçiler çalışmayacak. O 2 saatin ücreti neyse onun ücretini biz öderiz demişler. Vakıf öyle bir vakıf. Tabii vakıf tarafından karşılanıyor. Yine ilginçtir. Mesela 1800 vaktimiz var mı yok mu bilmiyorum. Kaç dakika vaktimiz var hocam? Eyvallah. Artık. 1865 yılında Yuva Kurma Vakfı kuruluyor. İlginç bir vakıf. Ve bu Yuva Kurma Vakfı Ayşe Hatun adında bir kadının başında olduğu bir vakıf. Onun girişimleriyle kuruluyor. Bakınız o tarihte kurulan vakfın icraatları arasında, çalışma alanları arasında ne var biliyor musunuz? Evlenemeyen genç kızların ceyizini hazırlamak, elbiselerini hazırlamak, satın almak, tabir yerindeyse onlar için gelinlik satın alıp onlara hediye etmektir. Bununla aslında şuraya varmak istiyorlar. Bunu yaparken Osmanlı davul zurna çalarak, işte medyada teşhir ederek, tabir yerindeyse insanların onurunu rencide ederek yapmıyor. Ve bunların çoğu da gizlilik esası içerisinde yürütülüyor. Yine ilginç bir vakıf Osmanlı'da kuruluyor. Aydın'da kuruluyor bu vakıf. Suyu soğutma vakfı. Hani bugün gibi teknolojinin ilerlemedi. Dağda kar getiriliyor. 3 ay boyunca dağdan kar getirilir. Çeşmelere, sebillere kar bırakılır. Geçenler rahat, serin bir su içsinler diye böyle bir medeniyeti kurmuş bizim insanlarımız. Hele ki Osmanlı döneminde hocam vakıfların pik yaptığı bir dönem, hemen her şeye, ağaçlarla, kuşlarla, tabiatta, insanla ilgili her şeyle ilgili bir vakıf var ki buyurduğunuz gibi 51 binin üzerinde. Resmi olan. Bir de bunun yani evet, bir o kadar da eminim ki tespit edilemeyenler vardır. Evet. Cidden büyük bir medeniyetin mensuplarıyız ve vakıf medeniyeti içerisinde de vakıflar içerisinde de Osmanlı bambaşka bir yerde. Aslında söylenebilecek o kadar çok şey var ki, anlatabilecek o kadar şey var, evet, ki ama vaktimiz ne yazık ki dolmak üzere. Ezana yaklaşık 5 dakika var. Son böyle 1 dakikalık bir cümle daha alalım sizden hocam. Toparlayalım, bitirelim. Yani artık şunu söyleyeyim. Özümüze dönmeliyiz. Evet. Tarihimizde yeniden, tabir yerinde ise yüzleşmeli ve kucaklaşmalıyız. Kesinlikle. Yani böyle aşağılık kompleksi içerisine girerek, yani geçmiş denilince tabir yerinde ise yüzünü çeviren, başını eğen böyle bir anlayışı terk etmeliyiz. Yani bu doğru değildir. Bizim medeniyetimizde parlak sayfalarımız vardı. Sadece vakıf medeniyetimizi doğru bir şekilde izah edebilirsek, elbette 600 yıllık bir tarih içerisinde hatalar olmuştur. Muhakkak. Kutsamak, kutsal hale getirmek doğru değildir. Ama bunun yerinde, bakınız biz aslında batıya da medeniyeti biz götürmüşüz. Fuat Sezgin hocamız, Allah rahmet etsin, batıda, Almanya'da Müslüman alimlerin icat ettiği teknoloji ürünlerini yeniden dizayn ederek, tasvir ederek, yaptırarak Batı'ya aslında bizim bir medeniyet verdiğimizi ortaya koymuştur. Ve Almanya Başbakanı onun yazdığı İslam bilim medeniyet tarihine yazdığı ön sözde Almanya Başbakanı şunu yazıyor: siz bize çok iyi bir ders verdiniz. Şimdiye kadar hep İslam dünyası geri kalmış, hiçbir şey icat etmemiş, ortaya koymamış gibi düşünüyorduk. Bu tezimizi alt üst ettiniz, ters yüz ettiniz, tersine çevirdiniz. Dolayısıyla geçmişine söven, geçmişini tahkir eden, geçmişinden utanan bir nesil
bir adım bile yol alamaz. Netice itibariyle hocam, yani bizim aslında geçmişimizle barışmamız lazım ve dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi onu kucaklamamız gerekiyor. Kıymet hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu güzel iftar akşamını bizle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, İslam'da vakıf medeniyetini görmeye çalıştık. Ona bir pencere açmaya çalıştık. Kıymetli hocam, İlahiyat Fakültesi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Tahsin Kazan ile birlikte umut ediyoruz verimli bir akşam olmuştur. Birkaç dakika sonra ezan okunacak. Rabbim ibadetlerimizi, dualarımızı ve orucumuzu kabul etsin diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın akşam saat 18.45'e kadar, o vakte kadar, görüşünceye kadar hoşçakalın.